Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Akademik Yıl Açılış Töreni bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla İçtaş Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış töreninde il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve akademisyenlerle öğrenciler yer aldı. Törende konuşan rektör Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlamak için tüm imkanları sağladıklarını belirterek, eğitimde ve bilimde hep birlikte daha ileri dedi. Konuşmamın sonunu, üniversitemizin yeni dönemdeki vizyonunu ve hedeflerini özetleyen mottosuyla tamamlayacağım. Eğitimde ve bilimde hep birlikte daha ileri. Yeni akademik yılı. Rektör Erenoğlu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Fahri Doktora takdim edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Cüneyt Erenoğlu'ndan küpesini giydi. Öğrencilerimiz tarafından hazırlanmış bir hediyedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her neferine teşekkür ediyorum diye konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar, küresel dengelerin değiştiği Doğu Akdeniz'de mutlaka Türkiye Cumhuriyeti'nin orada olması gerekir dedi. Bizlerin sesi belki o kadar uzaklara gitmez. Bizlerin sesi Türkiye ile birlikte bütün dünyaya ulaştırılmaktadır. Onun için Türkiye'mize bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Türk basınına teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin her neferine teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bir olduk. Bundan sonra da bir olacağız. Et ve tırnak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başarısı sizlerin başarısı olacaktır. Çünkü Doğu Akdeniz'deki varlığımız bizler için, milletimiz için gelecekte fevkalade önemli bir aşamaya gelecektir. Çünkü küresel dengelerin değiştiği bir Doğu Akdeniz'de mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti orada olması gerekmekte. Konuşma yaptığı sırada Kıbrıs gazilerinin salonda olduğunu gören Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileri ve tüm gazilerimiz bizler için her zaman değerlidir diyerek, Kıbrıs'ta Türk bayrağı dalgalanıyorsa onların sayesindedir ifadelerini kullandı. Bu arada tüm gazilerimizi selamlamak istiyorum. Kıbrıs gazileri karşımda sizleri de selamlıyorum. Sizlere uzun ömürler diliyorum. Sizlere sağlık diliyorum. Kıbrıs gazileri bizler için her zaman değerlidir. Kalbimizin en müstesna yerinde sizlerin yeri ayrıdır. İyi ki varsınız. İyi ki 1974'te Barış Harekatı ile Kıbrıs'a çıktınız ve orada şu anda bir Türk devleti bayraklarımızın dalgalandığı o coğrafyada milletimizin hakkını, hukukunu, çıkarını korumakla mükelleftir. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz.